sizin bu ilacı uygulamamanız gerekiyor, onların da talep etmemesi gerekiyor. Kadınlara satıyor musunuz insanlara? Buna sen kendini sorumlu hissetmiyor musun vicdanen? Siz hastalara kötü muamele yapıyor musunuz? Buradaki kurbanlıklarda hormonlu ilaçlar çıkacak. Kimsesiz çocuklar için yeni bir milat başlayacak. Beyefendi kaçmayın, kaçmayın. Pişman mısınız yaptığınıza? Bir saniye, bir saniye kardeşim, bir saniye. Üzerinde kalan bir yağışlı çöpleri atıyorsa bunu görmeniz lazım. Evlerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında ve otellerde her yıl tonlarca kullanılmış atık yağ açığa çıkıyor. Avrupa ülkeleri birkaç kez kullanılan kızartma yağlarını kanserojen atık kapsamında değerlendiriyor. Bu nedenle zehir saçan yanık yağların toprağa ve suya karışması kesinlikle engelleniyor. Bazı işlemlerden geçirilen yanık yağlar elektrik üretiminde bile kullanılıyor. Peki Avrupa'nın kapısındaki Türkiye'de durum nasıl? %90'ı kanalizasyona verilen atık yağlar, içtiğimiz suyu, yediğimiz gıdaları, hatta sudaki balıkları bile nasıl etkiliyor? İşte Deşifre ekibinin yıllardır peşini bırakmadığı yanık yağ sorununun tüm ayrıntıları. Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yılda 1 milyon 500 bin ton bitkisel yağ gıda amacıyla kullanılıyor. Yağ tüketiminin büyük bölümünü yemekhaneler, oteller, restoranlar ve tatlıcılar gerçekleştiriyor. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon ton civarında bitkisel yağ kullanılıyor insanlar. Yani 70 milyon insanın kullandığı, bizim bakanlığımızın tespit ettiği rakam bu. Bunun da 350 bin tonu atığa dönüşüyor. Bunun bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Uzmanlara göre gıda amaçlı tüketilen kızartma yağlarının birkaç kullanımdan sonra atılması gerekiyor. Çünkü tekrar tekrar kullanılan yağlar başta kanser olmak üzere önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. En zararlı yağlar omega 6 yağ asiti içeren yağlardır. Bazı yağlar linoleik asitten çok zengindir ve maalesef linoleik asitten çok zengin yağların defalarca ısıtılarak kızartmada kullanılması veya lokantalarda olduğu gibi günlerce hiç soğutulmadan kızartmada kullanılması sonucu hidroksinanonal asit denen bir madde ulaşır. Kısaltılışı HNE diye geçen bu madde özellikle Wisconsin Üniversitesi'nde yapılan çalışmalara göre 2005 yılında yayınlandı bunlar. İleri derecede sağlık zararları içermektedir. Bu hidroksinanonal özellikle hücrenin genetik yapısını taşıyan DNA proteinlerine yapışarak damar sertliği, kanser, karaciğer yağlanması, bir takım nörolojik hastalıklar, Alzheimer gibi, erken bunam hastalığı gibi hastalıklara yol açıyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Kenan Demirkol, dünyada ölümlerin %60'ının hatalı beslenmeyle ortaya çıkan kronik hastalıklar sonucu gerçekleştiğini, bunda da bilinçsizce tüketilen kızartma yağlarının önemli rol oynadığını söylüyor. Olabildiğince kızartmadan kaçınmalıyız. Ama illa da bir kızartma yapmak istiyorsak, ev ortamında isek, çoluğumuzun çocuğumuzun sağlığı ön planda olduğuna göre bir kere kullanmalı kızartma yağı. Dünyada görülen tüm ölümlerin %60'ı kronik hastalıklara bağlı ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre kronik hastalıklar önlenebilen hastalıklardır. Peki kronik hastalıklara neler yol açar? Beslenme hataları, hareketsiz yaşam ve tütün kullanımı. Bu üç etmen kronik hastalıklara ve dolayısıyla da ölümlerin %60'ına yol açmaktadır. Bu üç etmen arasında ama arslan payını alan hatalı beslenmedir. Yağı aşırı ısıtırsak, defalarca kullanırsak elbette ki kanser yapıcı maddeler oluşur. Ve bunlar birike birike vücudumuzda hemen ertesi gün hasta yapmayabilir. O nedenle de insanlar beslenme hatası sonucu oluşan hastalıkları çok algılayamıyor. Çünkü birikme sonucu hastalık ortaya çıkıyor. Ama 8 yaşından beri kızarmış patates, 4 yaşından beri kızarmış patates yiyen bir insan tabii ki 34 yaşında sonra enfarktüs oluyor. Ve niye enfarktüs yaşı 30'lu yaşlara düştü diye şaşırıyoruz. Hiç şaşırmamıza gerek yok. Doğa acımasızdır, hiç affetmez.
biz doğaya aykırı bir şey yapıyorsak mutlaka faturası çıkar. Profesör Doktor Kenan Demirkol, yağ tüketimi ve sağlıklı beslenme ile ilgili önemli tavsiyelerde bulunuyor. Benim bütün beslenme felsefem Anadolu'yu yeniden keşfetmeye yöneliktir. Ama bugünkü Anadolu değil. Gerçi hala bazı köylerde ve çok ilginçtir. Ne kadar fakirse köy o kadar daha sağlıklı besleniyor. 50-60-100 yıl önceki Anadolu'yu beslenme açısından yeniden keşfetmemiz gerekir. Örneğin tereyağı. Bugünkü yapay beslenen hayvanların sütünden elde edilen tereyağı margarin kadar kötü. Her ikisi de evimize girmemeli, asla girmemeli. Ama %100 merada otlayan bir hayvanın sütünden yapılmış bir tereyağı ilaç. Şimdi biz modern hayat tırnak içinde ayak uydurmak için hayvanımızı ahırlara tıktık, yapay besliyoruz. Ve aslında kendimizi bu sayede öldürüyoruz ve bunun farkında değiliz. Yeniden hayvanlarımıza özgürlük vermedikçe insan sağlığının ayakta tutulması mümkün olmayacak. Yeni bir şey keşfetmeye gerek yok. Biz geçmişteki beslenme kültürümüzü yeniden keşfedersek, zeytinyağı tüketirsek, bulgur tüketirsek, az şeker tüketirsek, %100 merada otlayan hayvanın sütünden yapılmış peyniri, tereyağı tüketirsek, bugün gördüğümüz hastalıkların %80'ini önlememiz mümkün olur. Son zamanlarda bazı firmaların kimyasal bir katkı maddesiyle yanmış kızartma yağlarının rengini açıp kokusunu yok ederek yeniden kullanıma sunduğu iddia ediliyor. Yapılan bu işlemle hem tüketici aldatılıyor hem de yanmış yağın kanserojen etkisi daha da artıyor. Bu hızlı tüketim, aperatif tüketim yerlerde kullanılan yağlar 25 polar madde dediğimiz bazen gözle görülür derecede siyahlaşma, bazen de çok açık söyleyeyim rengi normal olarak gözükmesine rağmen polar maddenin 25'ten yukarı olmasından dolayı yine sağlıksız olur. Bu sektörde bunu bilinçli olarak kullanılmadığı zaman 25 polar maddenin üstüne çıktığında kanserojen etkisi insanlarda sağlıksız oluyor. Gıda Hijyenistleri Derneği Başkanı Doktor Can Demir, deşifreye kızartma yağlarında kullanılan hilelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Bu kullanılan beyazlatıcı olarak dediğimiz magnezyum silikat türevi maddeler, bunlar piyasada bulunabiliyor. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı izniyle diğer sektör olanında. Çünkü filtrasyon özelliği, arıtma özelliği var. Simsiyah kararmış durumdaki bir kızartma yağının durumunu, onu attığınız zaman filtrasyon özelliğinden dolayı içindeki polar maddenin tamamını tutarak berrak kısım üstte kalıyor, tortu olarak aşağıda kalıyor. Bunun doğasında var filtrasyon özelliği magnezyum silikat olduğunda. Yasalar, magnezyum silikat türevli kimyasallarla atık yağların filtredilip geri dönüşümüne izin veriyor. Ancak bu yolla elde edilen yağlar kesinlikle gıda olarak kullanılamıyor, sadece sanayide kullanılabiliyor. Oysa Doktor Can Demir, bazı art niyetli firmaların atık yağları rengini açıp kokusunu yok ettikten sonra piyasaya sürdüğünü iddia ediyor. Gördüğünüz magnezyum silikat türevi bir toz halinde böyle piyasada satılıyor. Bu hiç kızartılmada kullanılmamış bir yağ, sıvı yağ. Bu hafif kızartılmış. Bu da tamamen artık abartılı bir görüntü ama simsiyaha dönüşmüş şekildeki kızartılmış bir yağ. Şimdi ondan hazırladığımız solüsyonla deneysel olarak size göreceksiniz ekranda kızartılmış yağ önce beyazlaşıyor. Hafif beyazlaşma ile birlikte yağ kendi gördüğünüz gibi normal berrak haline dönüşmüş oluyor. Şu renkteki gördüğünüz kızartılmış yağı
Gördüğünüz gibi pırıl pırıl aldatıcı rengi geldi ama polar madde yapısı özelliği, yani kanserojen özelliği devam etmekte. Dışarıdaki restoranlarda daha çok profesyonel davranan yerler var bu konuda. Renk skalalarıyla çalışanlar var. Rengine göre karar verip atık yanı değiştiren var. Ayrıca polarizasyon cihazı kullanıp da tamamıyla net olarak yağın polar yüzdesini ölçüp buna göre karar verenler var. Burada da ölçüt şudur. Kullandığımız bitkisel yağın içindeki polar yüzdesi %23'ü geçtikten itibaren kullanılmaması gerekiyor. Bu şekilde uygulamalar. Bunun ayrıca da belediyeler tarafından denetlemesi de yapılıyor. Polar yüzdesi ısılı işlemden sonra yükseliyor ve bu bir iki kez ard arda yapıldığı zaman kesinlikle %23'ü geçiyor ve %23'ü geçtikten sonra da bu yağ artık kanserojen bir yağdır. Yanmış yağlar ekolojik denge içinde büyük tehdit oluşturuyor. Araştırmalara göre kullanılmış bitkisel yağlar evsel atık kaynaklı su kirliliğinin %25'ini oluşturuyor. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Bu nedenle atık yağların suyla ve toprakla kesinlikle temas ettirilmemesi gerekiyor. Bitkisel atık yağ ekotoksik özelliği var ve en büyük kirletmeyi suda yapıyor. 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Zaten atık yağ kolay çözünen bir madde olmadığı için suyun üzerinde film tabakası şeklinde yayılıyor ve aşağı yukarı 1 milyon metreküp suyun üstünü kapatacak seviyeye ulaşıyor. Bu böylece suya oksijen geçimini engelliyor. Belli ışınların geçimini engelliyor. O suyun sıcaklığından tutun her şeyini et değiştiriyor ve oradaki ekosistemi de bozuyor. Yani orada balık yaşıyorsa artık yaşayamaz hale geliyor. İstanbul Çevre Mühendisleri Odası Atık Yağ Komisyonu Başkanı Çevre Mühendisi Ali İhsan, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın atık yağların toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili önemli çalışmalar yaptığını söylüyor. Bu konuyla ilgili mevzuat 19 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş. 25.791 sayılı resmi gazeteyle birlikte yürürlüktedir. Bu yönetmeliğin amacı bu atık yağların kesinlikle çöpe, lavaboya ve amacı dışında kullanımını engellemek için vardır. Bu yönetmelik bu toplanan atık yağların kesinlikle bir noktada geri dönüşümünü gösteriyor. Bu da biyodizel üretimi. Yani bu atık yağlar çöpe, lavaboya dökülmeyecek. Lisanssız, korsan diye adlandırılan üçüncü şahıslar tarafından toplanmayacak. Kesinlikle lisanslı bir şekilde kayıt altında toplanacak ve biyodizele dönüştürülecek. Bu yönetmeliğin amacı bu. Çevre ve Orman Bakanlığı 19 Nisan 2005 tarihli atık yağların kontrolü yönetmeliği, atık yağların lavaboya da çöpe dökülmesini kesinlikle yasaklıyor. Bu konuda denetim ve toplama yetkisini ise belediyelere veriyor. İstanbul Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'de her yıl ortalama 350 bin ton atık yağ ortaya çıktığını, bunun geri dönüştürülmesi durumunda ekonomiye 1 milyar dolar katkı sağlayacağını söylüyor. Şöyle de bir risk var. Bunlar toplandığı zaman farklı kullanımlar da olabiliyor. Mesela sabuna dönüştürülebiliyor veya tekrar bunların normal yağların içerisine karıştırma ihtimali de olabiliyor. Onun için denetlemek çok önemli bu noktada. Ama eğer düzenli bir şekilde toplanabilirse bunların ekonomiye olan kazancı 350 bin tonun biyodizele dönüşmesi sonucunda bunu 2 YTL'den hesaplasak yaklaşık 700 milyar yani ortalama 1 milyar dolar civarında ekonomiye ciddi bir katkısı olabilir. İstanbul Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Emin Birpınar, bazı kaçak firmaların toplanan atık yağları çeşitli hilelerle filtre edip yeniden piyasaya sürdüğünü doğruluyor ve vatandaşı bu konuda uyarıyor. Artık her belediyenin bu sorumluluğu vardır. Belediyelerle bu firmalar ortaklaşa çalışıyorlar. Yani bize düşen görev de bunların denetlenmesi. Yani bu firmalara biz şu anda İstanbul'da hemen hemen hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Yani lokantalara, restoranlara, iş yerlerine diyoruz ki ya ne yapıyorsun atık yağlarını diyoruz. Bir şey yapmıyorum diye söylüyorlar. Peki o zaman git şu firmayı bul. O sana işte bidonlar versin, kaplar versin, sen bunun içerisine koy. O da haftada bir gün gelsin, alsın bunu. Onun karşısında sana boş bir kap versin. Dolayısıyla bu sirkülasyonun sağlanması gerekiyor.
O insanlar da onlara işte hediyeler vererek bir şekilde ya yağını bize ver, hem çevre kirlenmesin hem de biz bundan bir dizel üretelim, satalım diye bir yol izlemeye başladılar. Çünkü bu atık yağ üreticileri bu yağlarını bedava vermek mecburiyetindeler. Para karşılığında vermiyoruz. Fakat bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Birçok firmaya da bu konuda cezalar da yazdık. Bu tatlıcılar, halka tatlılar var, onları kızartıyorlar. Bu yağları onlardan bazı kaçak olarak toplayanlar, arkadaşlarımız var. Bunlar bunu alıyorlar ve tekrar yemeklik yağ karıştırıyorlar. Bunu zaman zaman görüyoruz. Onun için markasız yağların alınmaması gerekiyor. Özellikle evlerde kullandığımız bitkisel yağların markalarına çok dikkat etmek gerekiyor. Üzerindeki yazılarına bakmak lazım. Çünkü bu kanserojen yağlar, yani birkaç sefer kızartmadan geçmiş, artık simsiyah, rengi simsiyah olmuş o kızartmalık yağları destil ederek tekrar sanki ayçiçek yağı, sanki zeytinyağıymış gibi görüntüsünden hiç anlayamıyorsunuz. İçerisine bir şey karıştırıp onu eski yağ haline getiriyorlar ve normal yağla da karıştırdıkları zaman insanlar anlayamıyorlar. Çok daha ucuz fiyata insanlar sattıklarında bunlar evlerde kullanılıyor. Dolayısıyla buralardan kaynaklanan da hastalıklar çok yaygın bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. Türkiye'de yasal prosedüre göre yanık yağ toplama işini sadece Çevre ve Orman Bakanlığı'nın lisans verdiği kuruluşlar yapabiliyor. Bakanlığın lisans verdiği özel firmalar topladıkları atık yağları arıttıktan sonra biyodizelden elektrik üretimine, kauçuktan lastik sanayine birçok alanda kullanıma sunuyor. Deşifre ekibi Türkiye'nin ilk yağ geri dönüşüm tesislerinden birinin işletmecisi Mustafa Ezici'ye mikrofon uzatıyor. Türkiye'de atık yağ sorunu hangi aşamada? Yani bunu Türkiye çözebilecek mi? Efendim, Türkiye'de çözmemiz biraz zaman alacak. Çünkü bu biraz eğitimden geçiyor. Türkiye'de 1,5 milyon ton yağ kullanıyor. Bunun 950 bin tonu sıvı bitkisel yağlar. Yaklaşık 550 bin tonu da margarin yağları, yani hidrojene yağlar kullanılıyor. Bu 1,5 milyon ton yağdan yaklaşık 350 bin ton atık yağ var deniyor ama bu kadar yağ şu anda yok yani. Bunun toplanabilecek rakam iş yerlerinden mevcut olarak 25-30 bin ton bir toplanabilecek bir miktar var yani. Bunda tabii ki şu an toplanan miktarı geçen seneki 2008 yılındaki toplanan miktar 6.300 ton resim rakamlarla, kaçak toplayıcılarla 15 bin ton civarında. Tabii bunun yani %5 bile değil neredeyse, değil mi? Tabii şimdi Türkiye'de 17.5 milyon hane var. Genellikle Türk toplumu biliyorsunuz evlerde yemek yiyor. Yani dışarıda bir Avrupalı veya Amerikalı gibi dışarıda gidip yemek yemiyorlar devamlı. Evlerde tüketildiği için her evde de yılda ortalama kim evde 1 kilo çıkıyor, kim evde 30 kilo çıkıyor. Ortalama 20 kilo oran bir yağ oluşuyor. Ama bu 17,5 milyon hanenin hepsinden hanelerle toplamamız mümkün değil. Çünkü toplama maliyeti inanılmaz yüksek olur ve hiçbir ekonomik şey kaldıramaz bunu yani. Şimdi biz tabii ki bu yağları cateringlerden, restoranlardan, hastanelerden, yani dışarıdaki yemek yapılan bütün yerlerden almaya çalışıyoruz. Bizim yaklaşık 10 bin tane noktadan şu an anlaşmamız var. 10 bin nokta Türkiye genelindeki 50 ile hitap ediyor. 8 ilde depolama alanımız var. İstanbul, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Ankara, Antalya, İzmir, bu illerin Muğla, bu illerdeki restoranlardan, otellere, yani bütün yağın çıkacağı yerlerden almaya çalışıyoruz. Ama şimdi bu yağları toplamak çok meziyetli ve zor bir iş. Yani ahçıya, bulaşıkçıya ve stewart'a biraz meziyetli geliyor. Çünkü sıcak yağ soğutmanız lazım. Soğutup bidonlara koyup, bizim vermiş olduğumuz bidonlar plastik, 60 litrelik bidonlar veriyoruz. Bu bidonlara koymak ve onları kaldırıp indirmek onlara biraz eziyetli geliyor. Ama mesela hasip uygulaması olan firmalar çok ciddi yağlar veriyor. Mesela Antalya'da 2500 yataklı bir otel haftada bir ton yağ veren de var. Haftada aynı kapasiteli otel 50 kilo da yağ veriyor. Mustafa Ezici özellikle turistik otellerin atık yağları lavabodan dökerek büyük oranda deniz kirliliğine yol açtığına dikkat çekiyor. Otellerin şöyle bir durumlarına biz karşılaştık bu sene. Çok ciddi de şu an ilgileniyoruz oradaki bu konuyla ilgili. Atık yağları lavabodan döküyorlar. Çünkü yağları bidona koymak bazılarının işine gelmiyor. Lavabona dökerek arıtmaya gönderiyorlar ve arıtma da bu tabii ki çok ekonomik olarak maliyet çıkarıyor ve bunları bir şekilde de denize verebiliyorlar derin deşarjda. Bunun için Çevre Bakanlığımızın, ondan sonra Tarım Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı'nın
bu konuda çok ciddi uygulamalar başlayacağına ben inanıyorum. Çünkü her üç bakanlığımızın da bakanlarımızla ben görüşme yaptım. Anlattım kendilerine. Sayın Başbakanımıza da gösterdim resimleri. Antalya'da benim bu arıtmalardan çektiğimiz resimler var. Yani ayağı tutucularında. Yani depolayıp size vermek yerine ya da yetkili ehil kişilere vermek yerine denize mi döküyorlar atıkları? Tabii ki, tabii ki efendim. Yani denize kendi para kazandıkları geleceklerini yok ediyorlar. Yani Antalya'daki milyarlarca dolar turizm gelirinden bir kaynak var. Ve Antalya'da yaz sezonunda çok büyük miktarda yağ tüketiliyor, kızartma yapılıyor. Ve burada çıkması gereken yağ miktarı aylık 1000 ton olması gerekirken biz geçen yıl ortalama 40 ton yağ toplamışız Antalya'da. Şu anda biraz yağ tutuculardan yağları toplamaya başladık. Geçen ayki topladığımız miktar yaklaşık 70 ton civarında. Yani yükseliyor. Şu an turizm sezonunda bir düşüklük var ama ciddi olarak biz tabii yağ tutuculardan şu anda yağları almaya başladık. Almaya da devam edeceğiz. Ama özellikle ben turizmcileri, turizm yatırımcılarını bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Çok dikkat etsinler. Yani su yok olunca, suyu kirlettiğiniz zaman, yani yılda şu an Türkiye'nin 30 milyar dolara yakın bir turizmden geliri var. Bu sahil şeritlerini kirlettiğimiz zaman hiçbir turist gelmez. Bundan sonra bunu temizlemeniz mümkün değil yani. Bunun haricinde bir olay daha var. Ben defalarca bunu gündeme getirdim basın yoluyla. Efendim yağ pahalı olduğu için işletme sahipleri de buna göz yumuyorlar. Aşçılar da buna biraz göz yumuyor. Yağları defalarca kızartıyorlar. Yani bir ürünü birkaç ürün kızartmak gerekirken yeri geliyor mesela 10 ürün, 20 ürün kızartıyorlar ve bu yağları katran haline getiriyorlar. Yani tüketici, yani siz bir gıda yiyorsunuz, bir pişmiş bir gıdayı, oradan bağışıklık sistemimize zarar veriyor. Yani bu çok tehlikeli bir olay. Yani dünya milyarlarca yıldır yaşayan olan denizler tertemizken şu anda son 50 yıldır dünyaya insanoğlunun vermiş olduğu zararı hiçbir şey vermemiştir. Mustafa Ezici, Avrupa'da atık yağlardan elektrik üretilerek hem çevreye hem ekonomiye büyük oranda katkı sağlandığını, Türkiye'de bu konuda çalışma yaptıklarını söylüyor. Dünyada biyodizelin dışında hangi alanlarda kullanılıyor atık efendim, yağlar? Şu an dünyada biyodizelin haricinde biyodizel bir defa yapılmıyor artık. Yani Avrupa'da, Almanya'da, İtalya'da, Avusturya'da benim araştırmalarım var. Tamamen orada bu yağları yakarak elektrik üretiyorlar. Yani siz bu yağdan biyodizel yaptığınız zaman bir defa kimyasal kullanıyorsunuz, metanol %10 civarında. Ondan sonra kostik kullanıyorsunuz, sabun ham maddesi olan bir ürün biliyorsunuz, temizlikte de kullanılan bir ham madde. Buradan gliserin çıkıyor ve çok büyük miktarda da yıkama suyu kullanmanız gerekiyor. Yani biyodizel yapsanız bile yine bir çevresel bir yan etkileri var. Ama yakarak elde ettiğiniz enerjide sıfır bir atık ve yenilenebilir bir enerji. Ya direktmen elektrik üretiyorsunuz yani. En mantıklısı bu. Ve Avrupa Birliği'ndeki tüm ülkeler şu anda bu yağları bu şekilde bertaraf ediyorlar. Biz de bu yeni kanunla beraber bunu kuracağız ve Türkiye'deki bütün atık yağlarını toplaması için çok güzel bir altyapı hazır. 35 aracımız var. 49 çalışanla beraber bu yağları çok iyi bir şekilde şu an topluyoruz da yani. 2005 yılında toplanan rakam 1650 tonken 2008'de 6300 ton atım. Yani şu an gittikçe artıyor. Tabi bilinçlendirme ve denetim olursa bu yağ yılda 30-40 bin tona toplanabilir. Ama denetim yok. Bizim en büyük sıkıntımız o. İl Çevre Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Diyoruz ki efendim işte bu atık yağları şu an döküyorlar, kaçak topluyorlar, satıyorlar diyoruz. Denetleyin. Birkaç gün bir denetim yapabiliyorlar. Ondan sonra arkası gelmiyor. Yani sürekli denetim yapmak lazım. Ezici, Türkiye'de atık yağları toplamadaki en büyük sorunun yasaların gerektiği gibi uygulanmamasından kaynaklandığını söylüyor. Mesela 78 bin YTL bunun kaçak satmanın ve dökmenin para cezası var. Ama bu şu an Türkiye'de uygulanmadı. Belki bir iki kaç yere uygulanmıştır ama Türkiye'de kanunlardan kurumlar yani bir işletme sahibi kanundan çekiniyor, korkuyor ama kanun uygulanmıyor. Kanun uygulansa çok iyi bunun sonuçları alınacak. Yani ben şu söylüyorum yani. 30 yıl sonra, 50 yıl sonra Türkiye'deki çevresel boyutlar ne durumda olacak? Peki sizce denetim mekanizması nerede kilitleniyor? Yani niye uygulanmıyor? İşte personel yetersizliğinden. Yani en büyük sorun bu.
Yani şu Çevre Bakanlığı'na o kadar çok yük bindirilmiş ki personel hangisine baksın yani, ondan dolayı sıkıntı var. Bunların tabii ki altyapısının oluşturulması lazım. Bu yağlar dökülüyor. Peki efendim, bir de bir takım duyumlar alıyoruz biz. Bu atık yağların tekrar tekrar kullanıldığını ya da işte yem sanayinde olsun, savun sanayinde olsun kullanıldığını falan duyuyoruz. Bu konuda yapmış olduğunuz bir çalışma var mı, bir araştırma var mı? Efendim, İstanbul'da Arap sabunu yapan firmalar bunu el altından kullanıyorlar. Ben bunu da ciddi ciddi duyuyorum, biliyorum. Ama denetim olmadığı için, bunlara ceza kesilmediği için adam alıyor bunu, kullanıyor yani. Bunun da bir piyasası olduğuna göre, bunda satanlar olduğuna göre alıyor, kullanıyorlar yani. Peki tekrar rafine edilip yemeklik yağı karıştırıldı falan iddia ediliyor. Var efendim, oluyor onlar da. Mesela geçen Aydın Tarım İl Müdürlüğü'nde bir ihale vardı. Yaklaşık 70 ton yağ, tahşir yağ dediğimiz. İçerisinde kızartma yağı var. Elazığ'da var şu anda yakalanmış bir yağ. Tenekeli yağlar bunlar. İnsanlar bunu alıyorlar, yeniden rafine yapıp tenekeli yağların içerisine katarak insanları tekrar yedirebiliyorlar yani. Çünkü bu yağı rafine yaptığınız zaman yaklaşık belki 1,5 milyon liraya mal edersiniz. 2,5 milyon liralık yağın içerisine koyduğunuz zaman büyük bir rant elde ediliyor. Yani böyle bir sıkıntı oluyor. Ya en büyük sıkıntı defalarca kızartmadan insanların kanser olması. Yani bu çok önemli bir boyut. Yani bir 5 yıl 10 yıl sonra bu kanser vakası böyle arttıkça Türk ekonomisine büyük zarar verecek. Yani Sağlık Bakanlığı bu konuda devamlı hasta insanlara para harcaması gerekiyor. Peki toplanan atık yağlar geri dönüşüm tesisine geldikten sonra hangi işlemlerden geçiyor, nasıl değerlendiriliyor? Burası Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir atık yağ işleme tesisi. Bakalım bu atık yağlar toplandıktan sonra hangi aşamalardan geçip endüstriye kazandırılıyor? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Efendim, atık yağlar restoranlardan, işte yemek firmalarından toplanıp buraya araçlarımıza geliyor. Geldikten sonra biz bu yağları depolara boşaltıyoruz, kuyularımıza. Yeni kuyuları var. Boşalttıktan sonra işleme tanklarını alıyoruz. Orada içinden yemek artıkları veya su oluyor. Bunları ayıştırarak yağ rafine yapıyoruz ve depolama tanklarımızı alıyoruz buradaki gördüğünüz büyük depolara. Buradan da satışını yaptığımız yerlere gönderebiliyoruz yağları. Yani satış yapılıp derken endüstriyel amaçlı. Endüstriyel amaçlı yani, boya sanayinde kullanılabiliyor, kimya sanayinde kullanılabiliyor. O sonra yakarak işte elektrik üretiliyor. Mesela biz şu anda bu yağları Almanya veya İsrail'e gönderiyoruz bir firma vasıtasıyla. İhraç ediyoruz. Evet, ihraç ediyoruz. Orada bu yağlar kimya sanayinde kullanılıyor. Yani yurt dışında tamamen bu yağları şu anda yakarak elektrik üretiyorlar ve biz de şu anda bunun altyapısına hazırlanıyoruz. İnşallah bir 6 ay içerisinde elektrik santrali kurarak bu yağlardan elektrik üreteceğiz. En verimli. Tabii en verimli. Yani sıfır atık. Yani hiçbir şekilde çevreye herhangi bir zararı yok. Emisyonu da standartlara uygun. Atmosfere salınan karbondioksit oranı tabii düşük. Tabii ki. Karbondioksit emisyonunda da hiçbir çevreye veya havaya vermiş olduğu bir zarar yok. Bu şekilde ekonomiyi kazandıracağız ve ülkemizin dışa bağımlı olan enerji maliyetini düşüreceğiz yani. Peki efendim, bu iş tam anlamıyla bu sektör oturduğunda Türkiye'nin, Türk ekonomisinin bundan karı ne olur ya da kazancı ne olur? Efendim, şu an 350 bin ton atık yağ verdi diyor ama bunun tabii ki 25-30 bin tonu toplanabilirse toplanır. Yani geri kalanı tam olarak toplandığı evlerden düşünelim. Toplandığı zaman en fazla yapacağı yıllık ekonomi karar şey faydası 50 milyon yeterli olabilir. Ya bu kadar yani. Başka Türkiye'nin şu anki kaybı nedir? Şu an Türkiye'nin kaybı, yani bunun çevresel boyutunu, işte bunun yer altındaki borulara vermiş olduğu zarar, ondan sonra akarsulara vermiş ekonomik olduğu zarar bakarsanız milyarlarca dolar. Yani ekonomik olarak ona bakarsanız bir atık yağların dökülmesi çevresel ve sağlık açısından zararı milyarlarca dolar yani. O ayrı bir şey. Ama yağ ekonomi kazandırmak ayrı bir ekonomik gelir. Yani siz burada aslında hem çevreyi korurken aynı zamanda da bu atık yağlar ekonomiye kazandırıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani bunların dökülmemesi, tekrar ekonomiye kazanılması hem çevresel yönden çok büyük faydası var, hem de sağlık yönünden. Filtrasyon sistemi değil mi? Evet, en son işlem burada bitiyor. Yani biz bu yağları işlemden geçirdikten sonra buradan filtre ediyoruz. Ondan sonra mamül tankına, yani ana tankımızı ararak istediğimiz yere sevkiyatını yapabiliyoruz yağları. Peki tam olarak arınabiliyor mu? Tabii ki. Yani şu an bu yağ tamamen biyodizel de yapılabilir istenirse, ama kaliteli biyodizel yapamazsınız. Yani şu anda bu atık yağın işlenmiş hali yani. Bu tamamen rafinasyonu yapılmış. İçerisinde herhangi bir su veya yemek artığı yok bu yağın. Bu yağ
Şu an elektrik motorunda tamamen yakarak elektrik üretebiliriz. Vatandaş atık yağlar konusunda ne kadar bilinçli? Deşifre ekibi bu soruyu ev hanımlarına soruyor. Şu anda İstanbul Bostancı'da bir apartmandayız. Herhangi bir dairenin kapısını çalıyoruz. Bakalım evin hanımı atık yağlar ne yapıyor? Hep birlikte öğreneceğiz. Merhabalar. ATV Deşifre programından geliyoruz. Birkaç şey sorabilir miyim? Bir kızartma yağını kaç kez kullanıyorsunuz? Bir kez. Bir kez kullanıyorsunuz. Ondan sonra çok nadir patatesse belki ikinci bir kez. Peki neden bir kez kullanıyorsunuz, birkaç kez kullanıyorsunuz? Kanserojen madde ürettiği için, yandığı için kullandıklarımızı da topluyoruz, biriktiriyoruz. Biriktiriyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Ondan sonra biyodizel için geri dönüşüme gönderiyoruz. Bazı ev hanımları atık yağ konusunda oldukça bilinçli davranıyor. Evlerinde biriktirdikleri yanmış kızartma yağlarını lisanslı toplayıcı firmalara veriyor. Ne kadar sürede alıyorlar sizden? Ne zaman istersek. Biz biriktirdiğimiz zaman ben telefon açıyorum. Sağ olsunlar geliyorlar, alıyorlar. Peki ne kadar sürede biriktiriyorsunuz? Değişiyor çünkü komşularım yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Hepimiz ayrı ayrı biriktirmiyoruz. Bende toplanıyor. Getiriyorlar. Apartmanda böyle bir bilinç oluştu değil mi? Hemen hemen birkaç aile çok güzel yardımcı oluyor bize. Peki aylık birikim ne kadar biriktirebiliyorsunuz? Bir ayda ne kadar birikiyor? Ben şöyle diyeyim, 6 ayda yaklaşık 15 litre falan biriktirdik. 15 litre. Hı hı. 6 ayda biriktirdik. İşte yaklaşık 5 hane falan. Peki yani, lavabodan dökülmesi durumunda ne gibi zararlar olduğunu biliyor musunuz? Evet, hem lavabolarımıza çok büyük zararları var, hem de üstelik denizlerimize çok büyük zararları var. Yani 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Maalesef. Sizde bu bilinç nasıl oluştu? Bizde bilinç okulumuz sayesinde oluştu. Biz çevre okullarında okuyan bir oğlum var benim. Sağ olsun ismi gibi. Bize çok yardımcı oldu, çok bilgilendirdi. Öğretmenimiz bu konuda çok hassastı. Özellikle bu fabrikalara gittiler. Çocuklarımızla beraber bunları gösterdiler. Nasıl kullanıldığını, niye kullanıldığını. Bu bilgileri çocuklarımız bize de aktardı. Biz de onların aracılığıyla yardımcı oluyoruz. Ancak deşifre ekibinin İstanbul genelinde yapmış olduğu röportajlar, sokaktaki vatandaşın atık yağlar konusunda yeterince bilinçli olmadığını ortaya koyuyor. Aynı yağı defalarca kullanıyor musunuz tekrar? Yok, aynı yağı tekrarlamıyoruz. Taze kullanıyoruz, döküyoruz. Taze kullanıyoruz. Kaç defa kullanıyorsunuz? Günlük yani bir yani yağ kullanıyoruz. Bir yağ kaç kez kullanıyorsunuz yani? Döktünüz tavaya, bir kez kullandınız, bir daha kaç defa kullanıyorsunuz? Bir defa. Bir defa kullanıyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz artan yağı? Döküyoruz. Nereye döküyorsunuz? Çöpe. Çöpe döküyorsunuz. Ha. Peki o çöpe döktüğünüz yağların çevreye zarar verdiğini biliyor musunuz? Ha, onu bilmiyorum. Dökülmemesi gerektiğini biliyor musunuz? Yok. Peki 1 litre yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini biliyor musunuz? Onu az kullanıyorum, onu idare kullanıyoruz. Onu idare ediyoruz. Hayır, döktüğünüz yağların 1 litre yağın, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini biliyor musunuz? Yok. Bilmiyorsun. Peki bu atık yağlardan elektrik üretildiğini, biyodizel üretildiğini, ondan ekonomiye dikkat, katkı sağladığını biliyor musunuz? Ona dikkat yapıyor. Dikkat ediyorsunuz ama çöpe döküyorsunuz. Evet, şimdi onun yağ oluyor. Peki bundan sonra dökecek misiniz? Yok, dökmeyeceğim. Bir daha dökmeyeceksiniz. Ha, yok. Teyze çöpe döküyormuş yağları. Vallahi abi, ya çöp dedin yani, şey yani sen söyle. Bu yani kızarmış patates gibi şeyleri. Tamam, o atık yağlar. Çöpe derken yani bir poşetin içine çöpe atıyor. Çöpe atıyor. Çöpe atıyor. Ama o yağların çevreye zarar verdiğini biliyor musunuz? Ya biliyorum tabii. Bile bile çöpe döküyorsunuz. Ha, bile bile derken efendim yani. Peki bazı kuantiye atıyoruz. Kuantiye. Bazı yetkili firmalar tarafından bu yağların toplandığını, endüstriye kazandırıldığını hiç duydunuz mu? Hiç elektrik duymadım. Üretiliyor, biyodizel üretiliyor. Hiç duymadım ben. Duymadım. Ne yapıyorsunuz atık yağlarınızı? Atık yağları yani kullanıldıktan sonra mı? Evet. Onları döküyoruz. Nereye döküyorsunuz? Poşete koyup çöpe döküyoruz. Çöpe döküyoruz. Evet. Peki o çöpe döktüğünüz atık yağın çevreyi kirlettiğini, çevreye zarar verdiğini binlerce yıl sonra toprağa karıştığını biliyor musunuz? Ben onları bilmiyorum ama lavaboya dökünce de tıkanıklık yaptığını biliyorum. O yüzden çöpe koyuyoruz. 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor biliyor musunuz? Doğrudur. Tam onu bilmiyordum. Çevre Orman Bakanlığı'nın almış olduğu bir takım önlemler var. Hı-hı. Avrupa Birliği yasaları çerçevesinde atık yağlar kesinlikle suya ve çöpe atılmaması gerekiyor. Ve lisanslı firmalar tarafından toplanıyor atık yağlar. Toplanıyor. Bilginiz var mı? Hiçbir bilgim yoktu. O yüzden yani ben lavabolar tıkamasın borular falan.
diye. Tek kaygınız lavabonun sıkanmasın değil hayır, mi? Hayır, yani çöp sonuçta çöpe atılır diye. O çöp değil yani. Çünkü doğrudur, o atık yani, yağlardan, Avrupa Birliği'ne üye bütün ülkelerde hemen hemen atık yağlardan elektrik üretiliyor. Ekonomiye katkı sağlamıyor. Ve artı çevreye de zararları var. Yani o kadar bir bilgim olsaydı zaten yapmazdım. Biz çevreye duyarlı vatandaşlar olarak yapmazdım yani. Bundan sonra atacak mısınız yağlarınızı? Yok, atmayacağım. Biriktireceğim. Yanımızda yağ toplama firmasının temsilcisi var. Buyurun, buyurun. Bakın hanımefendi. Evet. Tanıştıralım sizi, bir vesile olalım. Hanımefendi atık yağlarını çöpe döktüğünü söylüyor. Evet. İnşallah bundan sonra sizin de desteğinizde, bilgilendirmeniz sonucunda bundan sonra dökülmeyecek herhalde. 2845 nolu atık hattından istediğiniz her zaman ulaşabilirsiniz. Siz de gördünüz ki vatandaş bu konuda yeterince bilinçli değil. Hı hı. Yani nereden kaynaklanıyor bu sıkıntı? Yani yeterince vatandaşa ulaşılamıyor mu, bilinçlendirilemiyor mu? Bakın birçoğunun bu atık yağlarının çevreye zarar verdiğinden dahi haberi yok. Yani elbette bunun için çok kolektif bir çalışma gerekiyor. Devletin bu yönde çalışmaları Çevre ve Orman Bakanlığı'nın sürüyor. Belediyelere çok iş düşüyor. Biz de özel sektör olarak sektör firmaları bu anlamda bilinçlendirme kampanyaları yapıyoruz okullarla birlikte. Ama yani bunun aslında temelde ta ilkokullara inmesi gerekiyor. Bir çevre dersinin konması gerekiyor belki de. Siz de ziyaretlerinizde görüyorsunuz ki evlerde çocuklar işi götürüyor. Kesinlikle önderlik ediyorlar. Ailelerini bilinçlendiriyorlar. İnşallah gelecekte bizde de ilkokullarda bir çevre dersinin konması, şey yapması, uygulamaya konması aileleri daha da bilinçlendirecektir. Türkiye'de en fazla atık yağ, restoran, otel ve benzeri toplu yemek üretiminin olduğu işletmelerden çıkıyor. Peki atık yağlar konusunda restoran işletmecileri ne kadar bilinçli? Restoranlarınızda yağları nasıl muhafaza ediyorsunuz? Özel bir yağ kullanıyorduk kızartma için zarar vermeyen ama kendi evimde de yağları uzun müddet kullanmam. Ben bir veya iki kereden sonra atalım. Aslında yanmış yağlar, yanmış yağlar ne yapıyorsunuz efendim? Atıyoruz. Nereye atıyorsunuz? Vallahi lavaboya nereye atmamız lazım? Lavaboya döküyorsunuz, çöpe döküyorsunuz. Peki efendim lavaboya döktüğünüz yağların çevreyi kirlettiğini, denizleri kirlettiğini biliyor musunuz? Kesinlikle biliyoruz tabii. Niye döküyorsunuz lavaboya peki? Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım sence? Çevre Bakanlığı'nın lisans vermiş olduğu yetkili firmalar var. Gelip topluyorlar. Telefon açıyorsunuz, gelip alıyorlar. Hiçbir ücret ödemeden gelip sizden o şeyleri alabiliyorlar. Çok güzel. O zaman bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Uygulamada haberiniz yok muydu? Yok. Ben evde de aslında yemek yapmayan bir kişiyim şu anda. Restoranlarımı da kapattım. Bir yağı kaç defa kullanıyorsunuz evinizde? Hiç, bir kere. Bir kere kullanıyorsunuz. Neden bir kere kullanıyorsunuz? Zarar olmasın diye, kanser olmayalım diye. Kanserojen etki yapıyor değil mi birden fazla kullanmak? Kesinlikle. Peki bir litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Çok büyük zarar. Çok büyük zarar olduğunu yeni öğrendiniz. Tabii, ne yapmak lazım onları? İşte bu toplatmak çok doğru. Biriktireceksiniz çok doğru. Bir kutuda biriktireceksiniz. Çok doğru, kesinlikle. Daha sonra Çevre Bakanlığı'nın lisans vermiş olduğu toplayıcı firmalar var, gelip sizden alıyorlar. Çok güzel. Sanırım misafiriniz var Amerika'dan. Evet. Sorar mısınız peki Amerika'da bu atık yağlar ne yapılıyormuş? No matter what, every kind. O da benim gibi. Yani aslında o da bir yere atıyor ama öğrenecek tabii. Çöpe mi atıyorlarmış? Amerika'dan mı çöpe atıyorlar atık yağları? Evet. O zaman Amerika'nın da öğrenmesi gereken çok şey var diyorum, değil mi? Aslında çok güzel. İyi bir şey yapıyorsunuz. En azından kimyasalların yayılmamasını sağlayacaksınız. Bazı restoran sahipleri atık yağları lavaboya döktüklerini itiraf ederken bazıları da toplayıcı firma yetersizliğinden şikayet ediyor. Ve restoran işletiyorsunuz. İşleticiyi. Yağ kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla, kızartma yağı kullanıyorsunuz. Tabii tabii tabii. Kızartmalarda yağ kullanıyorsunuz. Evet ya, patates kızartıyoruz işte, yalnızca onun için. Peki ne kadar kullanıyorsunuz bir yağ? Kaç defa kullanıyorsunuz? Bir kere. Bir kere kullanıyorsunuz. Yalnızca patates kızartması için. Neden bir kez kullanıyorsunuz? İkinci defa sıkıntı yaratıyor, yağ yanıyor. Kanserojen etki yapıyor değil mi? Aynen, sağlık yani açısından. Yani müşterinin sağlığını düşünmek zorundasınız. Tabii tabii tabii, aynen. Yağ kullanılmayacak hale geldikten sonra ne yapıyorsunuz? Şimdi biz onu atık yağ alan firmalar var. Onlara söylüyoruz. Ayırabilirsek bizimki çok az. Yani gramaj olarak söylersem belki 300-500 gram ya var ya yok. Çünkü bir kere yapıyoruz. Günlük mü çıkıyor 300-500 gram? Ya o kadar yani. Çünkü bir kere yapıyoruz. Onun dışında başka kızartmalarımız olmadığı için. Dolayısıyla söylüyoruz. Geliyorlar. Eğer almazlarsa onu bir şekilde döküyoruz. Nereye döküyorsunuz? Valla çöplerimizle beraber. Onun da bir yine bir kutu veya atıyorum. Bir poşet sarıyoruz çöplerle beraber. Onu eğer almazlarsa. Almazlarsa. Ki almadıkları oluyor mu? Zaman zaman evet, uğramadıkları oluyor. Çöpe atıyorsunuz. Yani evet. O çöpe attığınız yağın çevreye zararlarını biliyor musunuz?
O kadar hiç detayını düşünmedim. Detayını bilmiyorsunuz. Peki 1 litre yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini biliyor musunuz? Duydum. Okudum. Duydum. İnternette okudum. Ona rağmen çöpe döküyorsunuz. Okudum ama yapacak fazla bir şey yok. Yani burada onu biriktirip tutmam lazım. O zaman gene sağlık koşullarına engel oluyor. Onu bir burada biriktiremediğime göre. Kapalı bir kutuda depolayabilirsiniz. Bir bidona falan koyabilirsiniz. İşte onu yapıyorum. Onu yapıyorum. Ya yani en son almadıkları zaman. Yani o kapalı dediğim gene. Buradan döktüğünüz oluyor mu? Yok hiç. Asla. Çünkü bu sefer tıkanacak. O bana yeni, yarın bir gün şaşacak. Yeniden suya karışacak. Atık yani. Yağların geri dönüşümle endüstriye kazandırıldığını biliyor musunuz? İşte onu da. Bunu dönem dönem ben okudum yani. Ne dedi? Gazetelerde okuyorsun, haberlerde okuyorsun, internette okuyorsun. Ben dönem dönem evet bunları okudum. Keşke çöpe dökmeseniz. Ama keşke devamlı alsalar. Devamlı daha hızlı bir şey olsa. Sistem mi? Sistem biraz yavaş. Rahat işlemi anladığım kadarıyla. Sistem. Kolay gelsin. Şimdi bir restoranın mutfağındayız sevgili seyirciler. Yanımızda mutfağın, restoranın aşçısı var. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim Şenol Noyan. Şenol Noyan. Evet. Şenol Hanım, yemek yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hı-hı. Yemekler burada pişiyor. Kızartmaya evet. Da yağ kullanıyorsunuz. Hı-hı. Kullanıyoruz. Kaç kez kullanıyorsunuz? Bir sefer. Bir sefer kullanıyorsunuz. Ondan sonra? Biriktiriyoruz işte. Çöpe atıyoruz. Çöpe atıyoruz. Lavabodan döküyoruz. Lavabodan döküyoruz. Yok, çöpe atıyorum çöpe genelde. Çöpe atıyorum. Peki, çevreye zarar verdiğiniz... sıcak olduğu için çöpe atıyorum çöpe ben yani genelde. Peki, çöpe döktüğünüz bu atık yağların çevreye zararlarını biliyor musunuz? Yani duyduk. Ama mecbur mu kalıyorsunuz çöpe dökmeye? Yani. Niye çöpe döküyorsunuz? Başka nereye koyacağız? Peki, gelip alsalar sizden bu atık yağı toplayan firmalar. O zaman alsalar tabii da? Biriktiririm, veririm yani. Peki, daha önce hiç duydunuz mu bu atık yağların toplandığını, geri dönüşüme yani, kazandırıldığını? Duydum. Nasıl bir toplayıcı gelmedi? Gelmedi yok. Şimdiye kadar şöyle bir şey olmadı. Çöpe döküyorum. Bu atık yağların çevreye zararlarını biliyor musunuz? 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini biliyor musunuz? Ya da hiç duydunuz mu? Tabii duyduk. Duydum. Dökerken hiç bir tereddüt hissetmiyor musunuz çöpe dökerken bu yağı? Yani rahatsız oluyoruz ama ne yapacağız? Yapacak bir şey yani.